Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 1094. gününe girdi. 3 senedir Hakkari Şemdin'de eylem yapıyorum. İstiyorum ki bütün annelerin evlatları gelsin. Yeter artık, kardeş kardeşi vurmasın. Çağrım buradandır kaynıma Roşat Çiftçi. Bizi görüyorsan, duyuyorsan gel teslim ol. Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 1094. gününde de devam ediyor. Aileler evlatlarının dönmesini bekliyor. Oğlum Zafer Aydın 2017 yılında HDP tarafından kandırılıp götürüldü benim oğlum. 2019 yılı 3 Eylül'den beri burada nöbetteyiz, evlat nöbetindeyiz. Oğluma çağrıda bulunmak istiyorum. Oğlum ne olursun, kandırıldım biliyorum, dön gel. Ben Süleyman Aydın, ben de evladım Özkan Aydın için burada 3 yıldır mücadele veriyorum. Biz burada sonuna kadar evladımız için mücadeleye devam edeceğiz. Çünkü benim evladım daha 15 yaşındayken HDP tarafından kandırılıyor ve yaklaşık 7 yıldır benim evladımdan ayrılıyor. Ben burada evladımı HDP'den istiyorum. 3 Eylül 2022'de de 3. yılımız bitiyor, 4. yıla giriyoruz. Biz buradan bütün Türkiye'den destek istiyoruz.